Mustafa Kemal kıyafet konusunda Türk toplumunun çağdaş bir görünüme kavuşmasından yanaydı. Mustafa Kemal e, çağdaş bir görünümden uzak olan fesin yerini batıda kullanılan şapkanın almasını istemekteydi. 24 Ağustos 1925'te Kastamonu seyahat sırasında şapka giyerek bu giysiyi halka tanıtmıştır. İnebolu ve Kastamonu gezilerinden sonra 1 Eylül 1925'te başkente dönen Mustafa Kemal şapkayı benimseyen Ankaralılar tarafından karşılanmıştır. Bakın şurası önemli olabilir. Burayı çizelim. Mustafa Kemal Kastamonu gezisinden yaklaşık bir ay sonra yeni bir yurt gezisine çıkarak yeni bir inkılaba karşı halkın sağladığı uyumu görmek istemiştir. İlk denemelerin başarılı başarı ile sonuçlanması üzerine Konya mebusu Refik Bey ve arkadaşlarının teklifiyle 25 Kasım 1925'te 671 sayılı şapka giyilmesi hakkında kanun kabul edilmiştir. Buna göre Atatürk'ün bu tutumu durumlarından hangilerini göstermektedir? Halka öncülük yaptığını gösterir arkadaşlar. Kastamonu'ya ilk defa şapkayla gitmesi halka öncü olduğunun bir kanıtıdır. Lider olma özelliğinden faydalandığını da söyleyebiliriz. Bakın kendisi lider olduğu için kafasında ne varsa halk aslında bunu uygulayacaktı. Şapka vardı o gün ve halk da görünce şapkayı benimsedi. İşte lider olma özelliğinden de faydalanmıştır. Yenilikler için ortam hazırlamaya önem verdiği de kesinlikle söylenebilir. Çünkü şapka kanunu başlı başına bir yenilik. Çünkü festen şapkaya dönülmüş. Üçüne de ulaşıyoruz. Cevabımız D şıkkıdır. Buna göre tekke ve zaviyelerin kapatılması hakkındaki kanun ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Tekkeler. ...tarikat mensuplarının ibadet ettikleri yerler olup bunların küçüklerine de zaviye deniliyordu. Selçuklar döneminde Anadolu'nun, Osmanlı döneminde ise Rumeli'nin Türkleşmesi ve İslamlaşmasında... ...tekke ve tarikatlar önemli rol oynamıştı. Tarikatlar Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde İslam dininin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını halka işlemişler... ...ve toplumda devlet arasında uzlaştırıcı bir rol üstlenmişlerdi. Ancak bu kurumlar zamanla uzlaştırıcı rolünden uzaklaşmaya birlik ve beraberlik duygusunu zayıflatmaya başladılar. Bu kurumlardaki görevliler kendi menfaatleri için halkın dini duygularını istismar eder hale geldiler. Hatta milli mücadele yıllarında yabancı ajanlar bazı tekkelere sızmış ve bu tekke yöneticileri üzerinden halkı isyana teşvik etmişlerdi. Cumhuriyetin ilanından sonra da şeyh ünvanını kullanan bazı kişiler devlete karşı ayaklanma çıkarmışlardı. Bu gelişmeler üzerine tekke ve zaviyelerin kapatılması hakkındaki kanun çıkarılarak tekke ve zaviyeler 1925 yılında kapatıldı. Aynı kanunla şeyh, derviş, mürit, dede ve seyit gibi ünvanların kullanılması ve bu ünvanların sembolü haline gelmiş elbiselerin giyilmesi de yasaklandı. Şimdi hangisine ulaşılamaz dedi bakalım. A şıkkı halkın dini duygularının kötüye kullanılması önlenmiştir bilgisine. Kesinlikle ulaşırız arkadaşlar. Bakın burada e, halkın dini duygularını istismar eder hale gelmişler. Zaten bu kuruluşları kapatıyorsanız halkın dini duygularının kötü kullanılmasının önüne geçmişsiniz demektir. Siyasi alanda Türk ulusunun dünyaya ayak uydurmasını sağlamıştır. Arkadaşlar tekke ve zaviyelerin kapatılması siyasi alanla ilgili değildir. Dini alanla ilgilidir. O yüzden B şıkkına ulaşamıyoruz. Ayrıcalıkların kaldırıldığı eşit bir toplum oluşturulmaya çalışılmıştır bilgisine de ulaşırız. Bakın bu son bölümde Aynı kanunla şeyh, derviş, mürit, dede ve seyit gibi ünvanların kullanılması yasaklanmıştır cümlesinden toplumda bir eşitlik oluşturulmaya çalışıldığını anlayabiliriz. Toplumsal alanda çağdaşlaşma ve layıklaşma adına önemli bir adım atılmıştır bilgisi de doğrudur. Çağdaşlık eskiyen bir kurumun kapatılması, layıklıkta din ve devlet işlerinin birbirinden ayrıştırılması demektir. Buradan da D şıkkına ulaşırız. Sorumuzun doğru cevabı ulaşılamaz olan B şıkkıdır. Buna göre bu alanda yapılan çalışmaların sonuçları için aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Osmanlı Devleti'nde takvim, saat, rakam ve ölçü birimleri batılı devletlerin kullandıklarından farklıydı. Ülke içinde de ölçü birimlerinde birlik ve tutarlık yoktu. Bunun üzerine TBMM şu yenilikleri yapmıştır. Osmanlı Devleti döneminde takvim olarak bakın Hicri ve Rumi takvimi kullanıyormuşuz. Cumhuriyet döneminde miladi takvime geçmişiz. Osmanlı'da Alaturka saati, Cumhuriyet döneminde Alafranga saati kullanmışız. Osmanlı'da Arap rakamlarını, Cumhuriyet döneminde uluslararası rakamları, Osmanlı zamanında arşın ve kulaç olarak uzunluk birimleri kullanılmış ve Cumhuriyet döneminde ise metre kullanılmış. Yine Osmanlı zamanında ağırlık ölçü birimleri olarak okka, dirhem, kantar kullanılmış. Cumhuriyet döneminde kilogram kullanılmış. Şimdi bakalım yapılan çalışmaların sonuçları için hangisine ulaşılamaz dedi. Toplumda birlik ve beraberlik duygusu güçlenmiştir. Arkadaşlar baktığımız zaman toplumda birlik duygularını, beraberlik duygularını güçlendirecek şeyler Takvim, saat, rakam, uzunluk ölçüleri, kilogram gibi şeyler değildir. Devam edelim. Türk milletinin modern dünyaya ayak uydurması sağlanmıştır. Kesinlikle doğrudur. Bakın batılı devletler kullanıyorlarmış. Batılı devletler kullandığı için biz de geçtiğimiz zaman zaten çağdaşlık adına bir faaliyet yapmışız demektir. Batı dünyası ile aramızdaki farklılıklar ortadan kaldırılmıştır. Doğrudur. Çünkü bakın batılı devletlerin kullandıkları birimler olduğunu söyledi. C şıkkına ulaşıyoruz. Ticaret ve ekonomi alanında, alanlarında işlemler kolaylaşmıştır. Zaten bu yeniliklerin yapılmasının tamamı ticari ilişkilerde sıkıntı yaşamamak içindir. Bu yüzden D şıkkının da amaçlandığı söylenebilir. Ancak burada sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Osmanlı Devleti'nde kişilerin kimliklerinin saptanmasında büyük güçlüklerle karşılaşılıyordu. Kişiler isimlerinin, lakaplarının ve bulunduğu yerlerin aynı olması yüzünden karıştırılıyordu. Özellikle okul, tapu, miras, vergi, toplam vergi toplama, askerlik ve devlet kurumları tarafından yürütülen diğer işlerde bu benzerlik ciddi sorunlara yol açıyordu. Örneğin vatandaşlar herhangi bir işlem sırasında Kayserili Yusufoğlu Ziya gibi isimlerle çağrılıyorlardı. Bazen mahkemelerde suçluların yerine suçsuz insanlar bile ceza alabiliyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu tür sorunları çözümü için Aşağıdaki kanunlardan hangisi çıkar, e, çıkardığı söylenebilir. Arkadaşlar dikkat ederseniz burada e, toplumda insanların lakaplarıyla ya da şehirleriyle ya da ünvanlarıyla anıldığını söyledi. Bu durumunda karışıklığa sebep olduğunu söyledi. Günümüzde ise biz bunu nasıl açtık? Soyadlarımızı kullanarak açtık. İşte TBMM zaten bunu yapmıştı. Soyadı kanunu ile bu tür sorunları ortadan kaldırmıştı. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. 1926'da kabul edilen Medeni Kanun ile Türk kadını aile ve iş hayatında sosyal ve ekonomik hayatta söz ve karar sahibi olmuştur. Medeni Kanunu Türk kadınına siyasi hakların verilmesi izlemiştir. 3 Nisan 1930'da belediye seçimlerinde, 26 Ekim 1933'te muhtar ve ihtiyar heyetlerine, 5 Aralık 1934'te milletvekili seçimlerinde kadınlara seçme seçilme hakkı verildi. İsviçre dahil bazı Avrupa ülkelerinde bile kadınların oy kullanamadığı bir dönemde Türk milletinin böyle bir adım atması Türkiye'de insan hakları ve demokrasinin gelişmesi açısından son derece önemlidir. Buna göre kadınlara verilen haklarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Türk kadını bazı Avrupa devlet ülkelerinden önce siyasi haklarını elde etmiştir bilgisine ulaşabiliriz. Bakın burada yazıyor. İsviçre dahil bazı Avrupa ülkelerinde bile kadınların oy kullanmadığı dönemde biz kadınlara oy kullanma hakkı vermişiz. Buradan A şıkkına ulaşabiliriz. Meclise birçok Türk kadını girerek siyasi haklarını kullanmışlardır. Arkadaşlar bakın milletvekilliği seçimlerinden falan bahsetti ancak meclise Türk kadınlarının girdiğine dair bir şey söylemediği için B şıkkına ulaşamıyoruz. Sosyal ve ekonomik haklarından sonra siyasi haklarını da kazanmışlardır bilgisi bakın ulaşılabilir. Çünkü üst tarafta sosyal ve ekonomik hayatta söz sahibi oldular. Sonrasında siyasi haklar da verildi dedi. Bu yüzden C şıkkına da buradan ulaşırız. Türkiye'de insan hakları ve demokrasinin gelişmesine, kat, gelişmesine katkıda bulunmuştur. Kesinlikle bu da doğru bir bilgidir. Bakın son bölümde bunu zaten vurguladı. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı 5 şıkkıdır.